Baba, bir saattir toplantıdan çıkmanı bekliyorum. Artık ben de mi randevu olacağım başkaları gibi? İş hayatı böyledir oğlum. Alırsan iyi edersin. Sen buraya pek gelmezsin. Ne oldu, bir sorun mu var? Akşam için konuşalım diye geldim. Kaçta buluşacağız? Baba, dün konuştuk ya. Babalar ve oğullar bilardo turnuvası. Tamam dedin. Tamam ya, unutur muyum? Bu akşam üstünü sana ayırdım ben. Baba, ben biraz erken çıkıp antrenman yapalım diyorum. Acayip hırslandım. Sezginer soyadını altın harflerle yazdırmamız şart. Tamam, o kolay, hallederiz. Yalnız benim yapacak işlerim var. Sen git, ben sonra gelirim kulübe. Çok geç kalmazsın değil mi? Tam zamanında orada olacağım, merak etme. Hadi bakalım ortak. Akşama görüşürüz. Koçum benim. Görüşürüz baba. Daha bekleyecek miyim babamı? Toplantısı daha uzayacak Ozan Bey. Kesinlikle rahatsız edilmek istemiyor. Alo Ozan? Banu. Günaydın. Uyuyorsun galiba. Yok, yeni uyanmıştım. Ne haber? Ne olsun, babamın ofisindeyim. Toplantısının bitmesini bekliyorum. İşte akşam için konuşacağız. Taktik falan. İddialıyız yani. Ne sandın kızım? Baksana ne diyeceğim. Sana göstermek istediğim bir şeyler var. Akşam buluşalım mı? Olur, tamam. Ben hazırlanıyorum. Hadi hoşça kal, bay bay. Bak şimdi sana süper bir şey göstereceğim. Birinci sınıf. Çok havalı. Böyle mi tutuyorsun bunu? Onun gibi bir şey. Aman dur, ne yapıyorsun? Ne oldu? Aman dur, dikkat et. Bak bunu da babam için aldım. İkinizi de izlemek için sabırsızlanıyorum. Turnuvanın kralı biz olacağız. Göreceksin, hepsinin tozunu attıracağız. Şunu bir tutar mısın? Efendim Pelu? Bani, çabuk gel, sana çok ihtiyacım var. Ne oldu? Tamam, hemen geliyorum. Hadi bay bay canım. Ozan, acil durum. Beni hemen Pelinlere bırakır mısın? Tabii bırakırım. Ne oldu diye sormuyorum çünkü kızsal durumlar var galiba. Ha? Mustafa Bey, şimdi gelen dosyalarımıza göre... Söyle oğlum. Baba? Turnuvaya geliyorsun değil mi? Geliyoruz dedik ya işte. Hayır, ben yine bir hatırlatayım dedim de. Tamam Ozancığım, işte hatırlattın. Hadi, benim işim var baba. Nasıl bilardo oynanırmış herkes görecek. Hah, Şule Hanım, ben çıkıyorum. Mustafa Bey, KR gruptan Hakkı Bey aradı. Dün yola çıkan antrenörümüz gümrüğe takılmış, konuyu görüşmek üzere buraya geliyor. Nasıl olur ya? Evrakları kontrol etmiyorlar mı? Kontrolleri yapıldı fakat Hakkı Bey yüz yüze görüşmekte ısrarcı. Her şeyle ben ilgileneceksem diğerleri ne yapıyor bu şirkette? Allah Allah ya. Bütün planlarım alt üst oldu ha. Şule Hanım, bakın herkese ulaşın. Bütün üyelerin katılacağı bir toplantı istiyorum derhal. Peki efendim. Allah Allah ya. Of baba, nerede kaldın ya? Yine yaptın yapacağını. Ne yani, hepsi bu kadar mı? Koordinatörünüzün deneyimi az Mustafa Bey. Benim çalışanlarımı sorgulayacağınıza kendi adamlarınızın beceriksizliğine bakın siz. Allah kahretsin. Bir de telefonu meşgul alıyor. Ozan Bey, ne yazık ki süre doldu efendim. Biraz geç başlasak, ne olur? Nedir yani? Elimden daha fazla bir şey gelmiyor. Maalesef elendiniz. Ne diyorsun sen be? 5 dakika daha dedin, tamam başlayacağız, 5 dakika daha. Maalesef Ozan Bey, turnuvanın kuralları çok açık. Üzgünüm.
Benim şirketim alanında tektir, anlıyor musunuz? Tek. Sizin amatörlüğünüz yüzünden piyasaya rezil olamam ben. Şirketler arasında koordinasyonu güçlendirirsek. Bana somut çözümlerle gelin. Oğlum sen de bir dur ya. Bakın. Yine aynı sorun yaşanırsa ortaklığı askıya alırım, haberiniz olsun. Neden sana inandım ki baba? Ne zaman yanımda olduğuna? Ne zaman? Kendin ol yeter, sen beni vur.